15 sene gibi İzmir'de kaldım. 3 senedir buradayım. 3 senedir de bu fırında çalışıyorum. Başta herkes çok hani ayıpladı. İşte mavi kızıl tepede işte bayan çalışır mı bir fırında? Ben de bizimle çalıştım. Kimseyi takmadım. Kimisi de tebrik etti ama çok güzel. Bayağı kutladı beni. İşte bir bayanın bir fırında çalışması işte çok güzel. Yani çok uzaklardan gelip beni kutladılar hani bir bayan bir fırında çalışıyor diye. Ben daha çok sevindim yani bu işe. Daha çok çalışmaya başladım. Memnunum, herkes de benden memnun. Ben de onlardan memnunum yani. Kafede de nasıl diyeyim? Bayanlar biraz ön plana çıkmalı bence. Bu kafede de bayanlar çalışmalı. Çünkü sonuçta burası da hayat şartları çok zor. Bütün bayanları tavsiye ediyorum yani. Aslında fırın çok sıcak, söyleyeyim ben size. Şartları zor. Ama hayat şartları daha çok zor. Onun için hayat şartlarının yanında çok kolay kalıyor. Ben söyleyeyim size. Hayat şartları o kadar zor olduğu için Sultepe'de de pek iş imkanı yok. Ben öyle söyleyeyim. Belki sesimi duyan olur, yetkililer olur. Mardin Kızıltepe'de iş imkanı çok az. Yani bir bayan örnek vereyim. Sabahtan akşama kadar bir giyimcide veya bir börekçide veya bir yerde çalıştığı zaman yani 1 milyarın altında yani çalışıyor. Yani hayat şartları çok zor. Millet de mecbur çalışmaya. Sabahtan akşama kadar bayan çalışıyor. 800 veriyor, 600 veriyor, 700 veriyor. Yani yetkililer de sesimizi duysunlar. Gerçekten Mardin Kızıltepe'de iş imkanı çok az. Yani 3 senedir ben buradayım, onu görüyorum. İş imkanı çok az olduğu için insanlar çalışamıyor. Mağdur kalıyor. Çok zor yani. Aslında duygusu çok güzel. Dediğim gibi daha önce de dışlayan da oldu ama çok kutlayan da oldu. Yani benim için fark etmiyor. İş iştir aslında. Bayanların hepsine de tavsiye ediyorum yani. Herkes bu işi yapabilir bence. Erkeklerin işi değil. Bence hamur işi bir bayan işidir. Onun için tavsiye ediyorum. Yani Mardin Kızıltepe'de de artık birazcık daha bayanlar ön plana çıksın diye düşünüyorum. Çünkü bayağı geride kalmışız bayan olarak. Öncelikle söyleyeyim temizlik. Aynen. Erkekler temizlik işini hiç beceremiyorlar yani. Hani yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Şimdi haklarını yemeyelim ama bir bayan kadar değil. Bayan titizim. Mesela örnek vereyim. Dediği gibi. Mesela çocuk geldiği zaman çocukla çocuk oluyorsun bayan olduğu zaman. Erkek olduğu zaman aynı şekilde. Bayan olduğu zaman yine aynı şekilde. Yani onun için herkes memnun bende. Ben de onlardan Allah razı olsun yani. Haftanın 7 günü açız. Yani ayda bir iznimiz ya oluyor. Biraz ondan şikayetçiyiz tabii ki. Ayda bir sefer iznimiz oluyor. Mesela bazen 15 günde bir. Ama yani fırında kardeş olduğumuz için şöyle diyeyim. İstediğim zaman gelmeyebilirim. Biraz avantajım var öyle. İstediğim zaman gelmeyebiliyorum. Mesela geç gelebiliyorum. Örnek vereyim ben şu saatte geleceğim diyebiliyorum yani. Onun için o da güzel bir şey yani. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Aslında çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Bir insanın kendi parasından kazanması, harcaması, cebinde her zaman kendi kazandığı helal parası olması çok güzel bir duygu. Kendi paramı şöyle, ben harcıyorum, evet. İstediğim zaman, canım bir şey istediğinde, işte evimin kirasını, elektriğini, suyunu, işte her şeyini karşılayabiliyorum yani. Güzel bir şey yani, insanın kendi parası gibi olmuyor. Düşünün yani, şu anda size paranız yok, başkasından istiyorsunuz, hayır cevabını verecek size. O çok zor olacak. İnan ki yani, bir insan için çok zor.